Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Videonun başında gördüğünüz gibi İzmir'e gidiyorum. İşten çıktım, hemen hazırlandım, eve geldim, hazırlandım ve çıkıyorum. Saat şu an 1:20 ve annemlere sürpriz yapacağım. Annem babam yarın gideceğimi biliyor. Ama ben bir gün öncesinden gidiyorum ve bakalım onlar beni görünce nasıl olacak. Siz annemle olan vlogları da çok seviyorsunuz. O yüzden böyle 3 gün dolu dolu değil mi? Perşembe, cuma, cumartesi. Hatta 3 gece 4 gün falan oradayım. Böyle dolu dolu bir vlog olacak. Ve en çok istediğim şey yarın Ayvalık'a gideriz annem diye düşünüyorum. Orada böyle küçük işte çok güzel bir sokak var. Orada harika bir muhallebici var. İstanbul'da asla bulamıyorum öyle. Tam doğal sütten yapılıyor. Yani böyle hayallerim, hedeflerim var. Annemin istediğim yemek anlamında da istediklerim var. Yani böyle aile bile olacak. O yüzden şimdi ben hazırlandım. Böyle hazırım. Bakalım beni görünce ne yapacaklar merak ediyorum. Hava da şansıma çok güzel. Birkaç gündür hava normalde çok kötüydü. Bugün tam şansımıza güzel. Umarım yarın da Dikili böyle olur da İzmir böyle olur da güzel vakit geçiririz diye düşünüyorum. Şimdi çalıştırıyorum ve gidiyoruz. Gitmeden önce de annemi ararız. Bakalım ne yapıyorsun diye konuşuruz. 5 dakika sonra telefonu kapatınca da beni görünce iyice öyle şaşırır. 20 minutes later. Dur bekle. Arkadaşlar annem bana ne dedi biliyor musunuz? Sen bence dedi bugünden çıkar gelirsin bize sürpriz yaparsın dedi. Yemin ediyorum kalbi bu kadar temiz bir kadın görmedim yani. Dedim ki nasıl ya, biri mi söyledi? Annem de ki yo ben içime doğdu dedim. Hatta bunu düşündüm diyor. Yani annem sürprizimi bozdu. Neden böyle bir şey yaptın anne? Vallahi ben içime doldu dedim. Vallahi dedim bu izin şey yapar dedim. Cuma'ya der dedim. İki gün için şey yapmayayım. Cuma'ya evet. Da dedim başkası idare etti. Ben de perşembeden çıkayım diye. Perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor. Belli oluyor vallahi öyle. Annem yakaladı yani. Açtım telefonu 2 dakika sonra böyle söylüyor. Ben de bu sürprizim hani artık belli oldu diye. Zaten içine doğmuş dedim. Mehmet geliyor ben doğru. Ben de dedim valla denize karşı böyle bu gerçeği bir olarak da çekim yapar dedim. Oh. Deniz nasıl çarşaf gibi. Kahvede içeriz gelirim. Saat 1:30-4:30 gibi falan oradayım. Öyle teyzemle kuzeni de geliyor. Annemin gelin bomba üçlü birleşiyorsunuz. En son vlogumu izleyenler zaten gördü. Artık gezeriz dolaşırız. Vallahi anne kalbin temiz yemin ederim sana. Hani bir de kalbin ben temiz. Sana hiç öyle bir şey demedim. Belki perşembeden gelirim diye bir kelime de kullanmadım ama annem yakaladı beni. Hayır hiçbir şey de demedin ama ben dedim şimdi bu düşünür dedim ay ben perşembe günü gideyim işe. Cuma günü başkası ayarlasın. Annem diyor ki sen kim kızsın diyor ben anlarım diyor. Doğru söylüyor. Anasına bak kızını al işte. Tamam bu kız ben dedim vallahi öyle kalbimden geçti. Ondan sonra kendi kendime düşünüyordum baktım seni aradım. Ben seni aramayacaktım sonra... anne. Gelecektim ya Dikili'ye. O zaman arayacaktım evet. Ne yapıyorsun diye. Ondan sonra dedim ki dur bir arayayım dedim. Hani konuşup 5 dakika sonra kapıyı çalacaktım ama... Annem yakaladı beni. Tabii ben de dedim bu aramadı acaba dedim spor mu yapıyor dedim. Vallahi öyle meğerse istiyor. Yola çıkmış. Olsun Allah hayırlı yollar versin. Amin amin. Yol devam ediyor. Bak ne kadar kaldı? Bir 2 saat falan kaldı. Sonra çok bir şey kalmadı. Biraz sallanırsınız. Ben de acıktım. Sabah kaçta kahvaltı etmiştim biliyor musunuz? 9-8.40 gibi falan kahvaltı ettim. Normalde ben 11'e bırakıyorum ya. Ama sabah hemen işten sonra çıkacağım kahvaltı uğraşmayayım diye yayın öncesi ettim. Spor yaptım çıkmadan önce ve şimdi acıktım artık. Şöyle arabamda da gerçekten arabada bir şey bırakmanın güzelliği şu masayı buldum. Vardı zaten bir tane yiyeceğim en azından beni böyle gidene kadar tutsun diye. Sonra eve gidince annemle kahve içeriz belki orada da bir şeyler atıştırırım. O yüzden böyle midem uzun saat şu an 3, 9'dan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 saat olmuş acıkmam normal. Yol da çok güzel biliyor musunuz? Sakin. Ben normalde hep yazın gittiğim için yazın çok kalabalık oluyordu. Hep dolu oluyordu. Bugün sakin. Sadece tek şey güneş güzel ama bazen de yakıyor. Ama güzel üşümektense bence iyi. Belki bir tık daha ince giyinebilirdim. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunu yiyeyim. Bu güzel ama çayla güzel. Böyle sade olunca biraz böyle sert ama canım çekerek yiyorum. Peynir tadı güzel bence. Arkadaşlar bir
Susurluk'ta Yasa var. Oraya uğradım. Burayı çok seviyorum ben. Normalde burada aslında Susurluk tostu ayran falan yapmak istiyordum da bu sefer hani karnım öyle çok aç değil. Akşam yemeği de yiyemem. Dedim ya size annemler, teyzemler falan hani buluşacağız diye. Şöyle onlar sürekli biliyorsunuz gelirken bana bir şeyler getiriyorlar. İşte reçel olsun, ne bileyim işte yemeklik, kışlık, hani her şey yani etinden tavuğuna, kışlığına, sosuna, reçeline, her şeyine kadar, işte taranasına, eriştesine, her şeyine kadar getiriyorlar. Ben bir şey veremiyorum. Ya ben bir şey daha doğrusu ne götüreceğim? O yüzden onlar geliyor diye onlara da şöyle hediye almak istedim. Ne aldım? Onların seveceği şeyler. Kahvenin çayını da atıştırmalık. Şöyle bir çikolatalı kestane şeker aldım. Aslında bunu işte babam da çok sever. Annem de tadarlar. O yüzden şöyle çikolatalı kestane şeker aldım. Sonra şöyle bir babam ceviz çok sever. Böyle sucuklu bir şey aldım işte yerler. Bence herkes sever diye. Karışık cevizi sucukmuş bu. İçerinde işte fındık, badem, antep fıstığı falan diyor. Böyle lokumlu sucuk. Kim arıyor beni? Sonra arkadaşlar şöyle çikolatalı saray helvası aldım. Bu da böyle çok güzel. Bir de kestaneli lokum aldım. Kendime, bunu kendime aldım. Şunu da, bu da böyle. Bunu ben normalde Vadi İstanbul'da görüyordum, yememiştim. Aynısına benzettim, aynısıymış. Karamelli turuf aldım. Bunu kendime aldım. Bunu kimseye veremem. Karamelli, bunu kahvenin yanında belki İstanbul'a bile götürebilirim. Kimse kusura bakmasın. O yüzden de bunu aldım. Böyle işte 4 parça bir şey aldım. Burada çikolatalı pişmaniyeler, değişik değişik şeyler vardı. Ben de ilk defa gördüm. Hepsinden aldım. Tabii ki hepsi bitmese bile orada annem misafirleri, kendileri falan yerler diye düşünüyorum. Öyle yani. Zaten bu arada çikolatalı pişmaniye vardı bende. Böyle 10 tane falan vardı için onu da getiriyorum. Lokum vardı bir tane, onu da koydum. Böyle onların seveceği şeyler topladım kısacası. Artık şimdi tekrar yolumuza devam edelim. Bakalım az kaldı. Arkadaşlar Dikili'ye gelmiş bulunmaktayız. Şuradaki ışığı döndüğümüz an Dikili'nin merkezine gittiğimizin resmidir. Ve gidiyoruz. Şu an beklemedeyim. Gerçekten saat şu an 5 çeyrek geçiyor. Bence güzel 2'ye doğru çıktım. 1.30 falan da çıktığımda işte 3.30-4 saat arası. Bir de oyalandım bir 15-20 dakika tatlı işte hediye bakarken. Öyle. Haydi artık hızlıca geçmek istiyorum. Lütfen bu ışıkta geçeyim. Evet, Dikili levhasını şurada görüyorsunuz. Ve geçiyoruz. Böyle arkadaşlar. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Ben size biraz Dikili'yi göstereyim mi? Yani ayrıntılı bir, yarın öbür gün falan çekerim de şimdi birazcık yolumu göstereyim. Böyle giriyoruz. Orman yolu zaten. Arkadaşlar böyle merkeze giden yoldayız. Şurada böyle sağda solda işte birazcık dükkanlar falan var ama merkezi tam olarak burası değil tabii ki. Bir şarküterimizin olduğu yer merkezi. Onu da size yarın falan gösteririm. Yarın öbür gün şarküteride gideceğiz çünkü. Merkezini tam bir anlatırım. Bu böyle yavaş yavaş merkeze doğru giderken işte market falan var. Migros, Carrefour falan oluyor. Öyle bir yer. Ay bakar mısınız gün batımının güzelliğine? Arkadaşlar çok güzel. Bayıldım gerçekten. Bakar mısınız arkadaşlar? Böyle merkeze doğru. Şurası sahil zaten. Şöyle de merkeze doğru girmiş bulunmaktayız. Şöyle benzinlikler falan var. İşte sonra da başlıyor. Zaten bizim 4-5 ev sonra bizim evimiz. Geldim. Arkadaşlar babamın yeni arabası. Babamın yeni arabasını gördüm. Daha görmemiştim. Ben de ilk defa görüyorum. Yeni alındı. Ay çok güzel ama babamla inceleyeceğiz tabii ki. Geldim anneciğim. Ay anne, hoş geldin. İkimiz de Lila. Oh, ikimiz de Lila. Lila. Bak Lila. Buradan Lila. Arkadaşlar ama annem gene biraz şaşırdı. Gene şaşırdım canım. Biraz sürprizimi gene şey yaptın. Ezem ve size sana anneciğim. Bana yaptığınız küçükler için birazcık bir şeyler aldım. Teyzem sever. Sen de böyle kayın kahvenin yanında
şeye girdim. Yata var ya anne. Çikolatalı kestane şekeri aldım. Ve burada da böyle babam da sever diye böyle değişik değişik şeyler aldım. İşte lokum mokum kahvelerin yanında. Teşekkür ederim canım. Hızlı bir hediye bu oldu. Mantıklı değil mi? Olsun, iyi olmuş. Yani. Misafirlerim de verirsin. Sen en büyük hediye bana sensin zaten. Hadi yatıralım. Yavrum. Oh, kaymağım benim, fıstığım benim. Dünyam benim, dünyam. Ha. Biz kavuştuk. Evet. Yemek kokuları geliyor. Var ya anne, özlediğim koku. İşte bu. İşte bu. Bakalım hemen anneciğimin temiz mutfağını. Gördüğünüz gibi bakın. Sadece anne kendi kendine acıldı. Ne güzel işte bak, istesen olmaz. Ha, evet. Bu biraz da kızılmış. Temiz falan ha. Oo, ne bu? Oo, enginar. Ben enginar seviyorum çok. Burada da ne bu? Nohut. Nohut. Çok güzel. Etli nohut yapıyor annem. Ver. Bakayım. Göster nohut. Etleniyorsa. Oo. Etleniyor. Ay var canım, etli nohut da çıkıyordu. Bayağıdır yemiyordum, biliyor musun? İyi hadi dedim bari. Ve senin ne güzel bir buzluğun olmuş. Bu enginar. Evet. O anne, buzunu doldurmuşsun ha. Ben bunu ne yapayım? Ama çok şey olmuş, biliyor musun? Takım gibi olmuş. Takım güzel gibi olmuş. Sıfırlandı. Şöyle. Çok güzel. Bak. O enginar da muhteşem. Şimdi pişer o da yani. Valla çok güzel gözüküyor. Harika. Ne izleniyor? Baban izliyor bakımda. Arkadaşlar size mini bir ev turu. Ay şu manzara. Ay bakar mısınız şu manzaranın güzelliğine. Ay gerçekten evimizin manzarası. Yazın en çok sevdiğim şey. Yarın hava güzel olsa kahvaltıyı burada yapalım. Anneme söyleyeceğim. Gerçekten çok huzurlu. Çok güzel gözüküyor. Bu da annemin kuşlar sürekli tuvaletten yaptığı için bir şeyi. Onları korkutmaya seçeneği. Biraz dinleneyim. Bir yemek faslına geçelim. Sonra gün devam eder. Upuzun bir vlog olacak. Valla evin tersemiz ve renkleri harika. Valla bayıldım. Gıp gri. Gerçekten. Düzenli. Aa anne, bu halıyı ben ilk defa gördüm. Çok güzel. Valla çok, ama bu halı daha güzel olmuş. Ben sana söyleyeyim. Daha ferah. Gerçekten. Harika. Muhteşem. Akşam yemeği yedik, teyzemler geldi. Şimdi annem bana bir, daha doğrusu ben abimle konuşurken annemle kahve keyfi yapmışlar. Evet. Şimdi kızcağızla da yaptı. Çok güzel. Teyzemlere çekeyim mi ben? Bakalım teyzemler ne yapıyor? Teyzemler valla incir, ceviz. Oh bakıyorsun ha. Sonra şimdi utanırlar, yiyorlar. Dur. Kahvenin yanına ceviz verdim, incir verdim. Sen yapıyorsun spor. Hadi gel gidelim. Onlar kahve içiyor, ben akşamlar içmiyorum. Annem içmiyor çünkü sabah hakkını kocasıyla kullanmış. Kızlar, teyze en son videomu izledin mi? Attım ya ben size. Kuzulu pijamasıyla, inci kolyesiyle teyzem, hatırladın mı? Bilmiyorum da, bize gelmiyor. YouTube benim kanalımda. Orada ay herkes görmüş. Evet ama bayılmışlar size. Neyinize bayıldılar ama. Siz harikasınız. Teşekkür ederim, onları öpüyorum. Muhteşem güçlü oldunuz siz. Nasıl güzel. Tecrübe çekiyorum şu an. Kaç yıllık, 40 yıllık tecrübe var değil mi? Hepinizde var. Var canım tabii. Maşallah. 74'te teyzen evlendim. 74'te ben 47-48. 60. Ben de 74'teyim. Sen de 74. Evet. Hatırlıyor musun seni? O zaman şey, Selahattin enişte para koymuş şeyin kaç dişine, perdenin dikişine. Sen de ben buldum. Evet, 50 hatta, 50'ye doğru gidiyor. 50. Aynen. 74, ben 80. Doğru valla. 50 yıl, 50 yıl ama eşime hala aşığım. Aşkım valla. Ama çok seviyorum onu. Arasına böyle ısırsam da. Olur o kadar, o kadarcık olur. Peki teyze, evliliğin sırrı ne? Uzun evliliğin sırrı. Ya kadının sabırlı olması. Erkek sırrı zaman kadın yavaş olacak. Kadın erkek yavaş olacak. Doğru söylüyorsun. İdare edeceğiz birbirimizi. Doğru. Değil mi? Yakın yakın. Hiç o şey. Aa, Meram teyze. Peki tamam, sana tek şunu soracağım. Maşallah, evet. Gelinle oturuyor, bravo yani. Aa evet, gelinliyle oturuyor. Ben 15 yıl takdir ediyorum zaten, gelinle oturuyor. Çok utandı. Ha tamam. Evet, utandı o asla. Anneme şey diyorum, teyzeme ne kadar kibar diyorum. Çok tatlı. O yaradılmış, o benim. Peki senin her geçen sene bu kadar gençleşmen?
Maşallah var. Sakin yemeği çok seviyorum. Vallahi maşallah var. Bir de her şeyi yapmak istiyorum. Kendim sen çok hareketlisin ama teyze. Ben evet çok hareketliyim. Gerçekten. Bir de her şeyi yapmak istiyorum. Yaptığım şeyi de komşularımla paylaşmak istiyorum. Evet doğru. O kadar çok şey getiriyorsun ki evet. Yaptıkların da çok güzel. Evet sağ ol. O menemenler, domates soslar, evet, tatlık, evet. O kabak tatlısı, erişteler, taranalar. Evet. Ellerine sağlık valla. Çok çalışkan ve hamar attın evet, maşallah. Evet, ama evet. Siz biraz önce çok tatlıydınız. Annem sen, Meryem teyze çekirdek çitleyerek dizi hakkında yorum yapıyordunuz ya. O benim çok hoşuma gitti. Bir de böyle birkaç kanalın dizisini açıyorsunuz. Aa orada bu mu oldu? Şu mu oldu diye. Evet evet. Seviyoruz aslında. Seviyoruz ya. Televizyon dizileri sohbet, takip ettim. Güzel. Evet. Sen de bayağı dolmuşum ayol. Ben daha çok daha teyzem daha burada daha neler neler var. Daha bu başlangıç. Daha konuşacağız. Meyrem'i de biraz da eklensin. Kırmızı kazaklı. Aa baksana. Kız hava yolları gibi ne kadar güzel. O zaman yarın devam ediyoruz. Evet kahvaltıda. Başlıyoruz. Ben de kahvemi içeyim o zaman. Sizi öpüyorum. Ben de öpüyorum. Hepinize hoşçakalın. İyi akşamlar. Canım. Görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. İkinci bir günden selamlar. Böyle burada biraz hafif rüzgar var. Bir güneş açıyor bir kapıyor. Normalde bugün yağmurluydu. Ama umarım yağmur yağmaz. Şu bulutlar gider şöyle güneş açar. Hava çok güzel olur. Tek istediğim o. Şöyle dinlenmek istiyorum. Dün çok güzeldi. Annemlerle oturduk sohbet ettik biliyorsunuz zaten. Rüzgar olabilir. Ben içeri gireyim. Sizin kulağınızı zorlamayayım. Dün biliyorsunuz annemlerle sohbet ettik, oturduk. Onlar 3'te yatmış, ben de gece 1.30'da falan yattım. Güzeldi işte meyve saati, çay saati, o saati, bu saati sohbet ettik. Bayağı zaten gördünüz, dizi falan izlediler. Bugün de böyle kahvaltının hazırlığına annemler girişti. Şimdi kahvaltıyı göstereceğim. Ben farkında mısınız? Yani neredeyse şu bir ay içinde kahvaltıları güzel denk geliyor. Bundan 2 hafta önce de güzel kahvaltı denk gelmiştim. Şimdi uyandığımda 2-3 gün kahvaltılar hazır olmuş olacak. Ve çok özledim. Böyle serpme kahvaltı, uzun uzun kahvaltı etmeyi o kadar çok özlüyorum ki. O yüzden böyle güzel olacak. Hava çok iyi. Bilmiyorum. Belki böyle bir tık rahatlarsa yürüyüş bile yapabilirim. Annemlerle Ayvalık'a gitmek istiyoruz. Umarım gidebiliriz. Şu an böyle. Yani bendeki havadisler haberler böyle. Şimdi o zaman ben hemen bir aşağı inelim bakalım. Nasıl bir kahvaltımız var? Ya sonra annem kırmızı biber buzluktan çıkartıp böyle sütle tereyağlı bir şeyler yapıyordu. Çok güzel. Haydi. Arkadaşlar annemin kahvaltısı. Wow. Gerçekten çok güzel. Bakın. Domates, salatalıklar. Şu peynir değil mi anne? Lor. Çok güzel. Lor. Şu loru çilek reçeliyle birlikte kombine edelim. Yeşil zeytin helva. Ay en sevdiğim reçel. Peynirler, tereyağı, zeytin. Oh lorlu biber. Kızım biber yapıyor annem ve şamşı yumurta. Çok güzel. O zaman bir hemen söyleyeceğim. Teyzemin masa örtüsüne koyduk. Kendimize özel bir kahvaltı yaptık. Şöyle dördümüz kahvaltı edeceğiz. Ama her şey çok güzel gözüküyor. Annem de, gelenicim. Annem de çayları ve ekmekleri kızarttı. Anlılı bir sabah. Teyzemler buna bakarak kahvaltı edecekler. Olmazsa olmaz bizim. Teyzem günaydın. Günaydın canım. Ha, çok karardınız. Meryem size bir günaydın der misin? Günaydın sadece? Kızım. Afiyet olsun. Güzel uyudunuz mu? Gelmeyelim orada bir şey yok. Gel canım buraya. Daha bak bakayım. Böyle bir kahvaltı. Anneciğim elinize sağlık. Afiyet olsun canım. Zor açtı yapışık fazla. Ondan sonra amca beyaz görmüş. Ucundan ısırmış bir katre ama. Çağırdı beni. Şimdi çağırıyor beni. Meydan geldi dedim. Yine bir şey isteyecek meydandan dedim. Hmm. Benim yasak koyduklarım herhalde isteyecek. Kendim kendime. Ondan sonra dedi bu tuzlu bir şey. Aa neden acaba dedim bilmiyorum. Ay ne üzüldü. Bu yolu çikolata almış. Raftadır değil mi ya? Neden öyle diyeyim ben?
Hiç düşünemedim diyor, onu. Diyor ki azıcık ısırdım diyor. Hı-hı. Bu tuzlu diyor Meryem'e söylüyor. Allah Allah ne acaba dedim bu. Ama iyi gene yememiş. Hatta da ağzına. Bulyonu çikolatası almış. Gül gül Allah. Midesi bulanırdı adamın. Şey kokudan anlamıştı. Kokudan anlamıştı. Kokudan anlamıştı. Yemiş birazcık. Evet. Bir damlacık diyor tattım diyor. Ben onu çikolata sandım diyor. Ben de geçen hafta geldiğimde özür dilerim dedim. Kahve için koymuş herhalde bu çikolataları dedim ama almadım. Yapsın. Yemedim yani. Ben de yemedim. İki çeşit yeseydim vardı. Yeseydim bilirdim. Ben de öyle abur cubur yemem öyle. Alayım bir şeyler açık bile olsa yemem. Zaten onu görmeden çikolata. Ama teyze yedim. Sen benim annem olabilir misin? Biz hem abur cubur konusunda çok iyi anlaşıyoruz. Evet. Hem bulyonları falan ben de çok seviyorum. Tavukta, pilavda falan. Teyzem biraz önce. Anne, teyzem biraz önce kamera kapalıyken yeni çıkan abur cuburları konuşuyoruz. Teyzem diyor ki şu var bu var. Aa diyorum evet öyle. Tam aynen. Bizlik. Biz ikimiz markete gitsek iki saat çıkmayız evet, herhalde. Şimdi ben siz takip ediyorum. Bakıyorum hangisi indirime girmiş. Bakıyorum bizim sevdiklerimizi indirim. O zaman alıyorum. Ama teyze misafir de çok. Hep kurabiye yapamayacağı için bisküvi alıp evet, yanına evet. Böyle güzel çıkartıp çok şey yapıyor. Çok yapıyorum. Bak buraya gelirken son neler yaptım buna. İki evet. Tepsi. Şey tamamen kurabiye boş. Yaptım. İşi boş yaptım. Maşallah. Ondan sonra başka ne yaptım böyle? Bir de normal kurabiye yaptım sütler. Cevizli. Sütlaç yaptım. Oho bayağı. Sütlaç da ben sevmiyorum böyle pirinçli çok. Peki sen enişteme neden yasaklar koyuyorsun çikolata konusunda? Yok, yemesin diye mi? Çok yemesin dokunmasın diye. Evet. Ama o da hırsız gibi yiyor yani. Gerçekten. Ama dedi yasaklayınca daha yasaklar tatlı oluyor. Yasaklar evinde de çok yani böyle. Yani ben yemedim diyor. Aynen. Halbuki ağzından yapılanıyor. Bir de seni gözlemliyordur o biliyor musun? Geliyor musun evet, diye. Evet. Şimdi doktora dedi bana bak uyumasına dikkat et bir de yemesine dikkat evet, et. Evet doğru söylüyorsun. Yani. Ben de onu takip ediyorum hep. Aynen. Her şey koyuyorum çocuk tabağına. Çocuk gibi gizli gizli yiyor değil mi? Evet kıyamam. Evet aynen öyle. Dolaba ha. Karıştırıyor. Ben arada bir tane şeker yiyorum. Evet. Şimdi dinliyorum. Arkadaşlar teyzem gibi benim küçüklüğümü anlatıyor. Hem Cem'i hem şeyi. Ondan sonra dedi ağlıyor. Nasıl ağlıyor ama yıkanırken? Dur dedim ben bir kova alayım ama hani çöp kovaları var ya o çöp kovalarından aldı bir tane. Pembe dişi unutmuyorum onu. Evet. Büyük. Doldurduk suyu. Hadi çok doldurduk. Sen dişine soktuk. Sen başladın bir ağrımaya ama sonra tutunmaya başlayınca dirseklerini koydu. Biz yıkıyorsa bir taraftan bir taraf suyun içinde. Bu şaşaladı böyle bir kere bakıyor. Bu tombul tombul o yanakta. Evet. Pembe beyaz. Ay nasıl güzel. Nasıl güzel bir bebekti. Kaçamıyor da bir yere. Hiçbir yere de gidemiyor. Kovanın içine yıkıyorduk onu. Ama ben onu hatırlıyorum biliyor musun? O bayağı bir sürdü galiba yıkanmayı sevmem evet, ben. Tabii tabii bayağı sürdü. Sonra şey artık biraz daha büyüdün. Yazlığa gittik değil mi? Müşe'nin yazlığına gittik. Orada şimdi denizi seviyor bu. Su şey yıkanmayı banyo seviyor. Seviyor. Kapalı banyo yerde kapalı seviyor. Yerde böyle. Şimdi duşta yıkıyoruz ya. Bir nasıl abi? O site inliyor. Bağırıyor nasıl evet. Bağırıyor. Mustafa Bey geldi. Ne oldu çocuk mu düştü diyor. Yok dedim yıkanırken ağlıyor bu. Yani kızım diyor, ayıp diyor yıkanırken ağladın mı? Evet hatırlıyorum onu ya. Ondan sonra alıştı artık yani. Evet. Bir şeyi var tedirginliği var. Teyzem geçen gün bana... 10 yaşına kadar öyleydi. Teyzem geçen gün bana şey diyor anne. Hala yıkanırken ağlıyor musun? Dedim sordu Ebru yıkanırken ağlıyor musun diye. Fotoğraf çekirken de ağlıyor ama çok böyle evet. Çok tatlı bir çocuklar. O Cem olsun şey evet, olsun. Evet. Bir de şey hatırlıyorum. Çok şey. Cem abim annem sana bırakmıştı ya. Aynen. Sonra annem tanıyamamıştı. Cem'i var ya. Cem'i bıraktı şimdi bana 10 gün. 10 gün kaldın galiba. 10 gün hastanede yattı. Yukarıda komşum var. Onun da Cem'le yakın. Uh-huh. Neyse ben şimdi Cem'e yemek vereceğim. Yemeğini yedirdim. Aldım iki tane şeftali böyle çıldım. Soydum onu. Bir de bisküvitler. Oh, bebek bisküvitleri. Onu ezdim. Bebek evet. Bir yemek tabağı koydum. Oturdum evet. Onun hepsini yedi. Bu. Evet. Hemen geldi komşum. Nurten abla diyor. Bunu hepsini yiyecek mi? Ya yiyecek dedim. Zaten yemek yedi. Bunu evet. Tatlı olarak yiyor. Ama çok bu diyor. Bak yer dedim. Bak çocuk bir yedi. Besliyordum ben onu. Ondan sonra gidip bir de yerlere battaniye koymuştum kızların odasına kalıp. Düşmesin diyorlar altından. Oraya yatırıyorum onu da. Bir bakıyorum ben şimdi salondayım bir bakıyorum uzatmış emekliye geliyor uykudan kalkmış yavrum. O kirpikleri o yanakları böyle nasıl. Dedi ki telefon açtılar illa hani Cem gelsin Cem'i getirin görelim diye. Babaannem ne yapalım? Babaannemleri deden Allah rahmet eylesin. Bir gördü deden nasıl ağlıyor anneannem babaanne nasıl ağlıyor görünce. Çocuk değişmiş yani böyle. Kilo aldı. Kilo almış. Bu da tanıyamadı. Ben de hastaneye götürdü. Hastaneye getirdiler. Ondan sonra. Allah bu çocuk benim çocuk mu dedim. 10 gün içinde fark etmiş. Sokmuyorlardı. Çok özledim. O akşam ben hasta ol. Ateşler. Üzüntüden. Doğru. Böyle şey hastanede. Nurten abla getir çocuğumu böyle evet. Ateşten. 40 derece ateşlenmişim. Ondan sonra şey iğne buldular. Öyle.
Ama nasıl o şey görsen ne olmuş böyle. Topaç. Saçları da kesmiş. Kirpikleri böyle kıvırık kıvırık. Saçlarını da kesti. Bir de bir emziği vardı. Eskiden çıngıraklı memeler vardı. Evet. Çocuklar. Küçücük memesi. İçinde cıngırak ötüyor. Kaybetti. Emmez. Başka meme aldım. 4-5 tane meme aldım. Emmez. Sonra Harun'a telefonu açtım. Böyle böyle Harun dedim. Memesi bunun kayboldu dedim. Cem'in dedim. Ama ben hemen alırım. Hemen 2-3 tane aldı getirdi yazık memeyi. Evet, o emziklerde bir kayboldu mu bulunmuyor. Ama şey bulunmuyordu. O bakkal emziği kullanıyordu bakkalda. Evet, bakkalda. Tabii eczanedekiler böyle yatıktı. Evet. Bir şey yapmıyordu. Eczaneler böyle kadar delikleri çok vardı. Ters koyuyorsun o dilinle çeviriyordu üstüne getiriyordu. Çok şeydi böyle yani nasıl diyor. Tamam. Hemen aldım memelerini ikisini tuttum memeleri birini sokuyor birini koyuyor. O kadar özlemiş. O kadar çok vallahi böyle yani o bambaşka bir bebek. Yani. Evet. Beyaz çarşafı verdi koydum çarşafı böyle. O şeyi de ağzıma soktum yarasa gibi oldum böyle. Aynen. Tam onlar şimdi tam koşuyorlar böyle bir gördüler bir durdular. Ay burada şey var yaratık gelmiş bir oturdular. Hiç bir daha kalkmadılar. Öyle korkuyorlar ki. Sen bile kılık değiştiriyordun. O çok komikti hatırlıyor musun? He? Kılık değiştiriyordun. Kılık değiştiriyordun tabii. Biz çok evet, eğleniyorduk. Evet eğleniyorduk ya. Ablamlar geldi mi? Hemen teyzem bıyık çiziyordu göz kalemiyle. Böyle hatırlıyorum. Annem kalemiyle. İkimiz beraber. Biz kardeşler çok iyi eğlendik evet, gerçekten ya, yani. Çok ben hatırlıyorum. Hemen bir şey müzik çalsa hemen kalkar oynardık. Vallahi. Şimdi bunlar oturuyorlar ben gider erkek olurdum orada. Ay bir bakardı ablam. Vallahi diyor bizim erkeklerden daha güzel gibi. Ben onu hatırlıyorum yani, ya. Bu çok eğlenceli. Evet, çok eğlenceli. Çok eğlenceliydi. Arkadaşlar şöyle ben hazırlandım. Böyle beyaz giyindim. Normalde ayvalar çektik ya. Hava orada çok kötü. Gerçekten fırtına falan var. En azından hani gitmek için de gitmeyelim dedik. Hava berbat artık başka zaman. O yüzden burada dikille bir çıkıp kahve falan içeriz. Belki bir hava alırız diye düşünüyorum. Duruma göre bakacağız. Çok emin değilim. Ama benim dışarıda birkaç işim var. Onları falan halledeceğim. Bir banka işim falan var. Bankaya falan gitmem gerekiyor. Annemler gelin mutfakta izliyorlar. Bana şey diyorlar. 4'e kadar bize müsaade et. 4'ten sonra çıkarız. Onlar şu an orada. 3'e oturmuşlar. Altınları kim alacak diye bakıyorlar. O yüzden onları rahatsız etmeyeceğim. Ben gidip işlerimi halledeyim. Ondan sonra zaten bugün akşam balık ziyafeti yapacağız. Babam balık yaptı. Çekerim zaten. Yarın da buradayız. Yarın da çekerim. Belki yarın çıkarız. Belli olmaz. O zaman ben hazır çıkıyorum. İşlerimi hallettim. Şimdi eve doğru gidiyorum. Ama çok uzun sürdü gerçekten. Yani o kadar uzun sürdü ki hatta tam halledemedim. Yarısını İstanbul'da halledeceğim. Neyse şimdi şöyle eve doğru gidiyorum. Dışarı çıkacaktık ya. Anneme dedim evde içerim. Yağmur yağıyor zaten. Ne yapacağız? Şimdi eve gidiyorum. Evde şöyle bir kahve keyif yapacağım. Yeni aldım o kestane çikolatalı kestane şekeri. Lokumu dün yemedim. O yüzden bugün kahvenin yanında yerim diye düşündüm. Şimdi yerim, keyif yaparız. Akşam da balık yiyeceğiz. O yüzden heyecanlıyım. Babama şey diyorum. Baba kalamar karides sakın unutma. Diyor ki yok Eren'de onları söyleyeceğim diyor. Çünkü ben onları çok özledim. Burası çok sakin. Böyle işte yağmur falan yağıyor. Ama böyle güzel. Sahil tarafından yürüyorum şimdi. Size de bir çekeyim. Ayakkabı olarak da bunu aldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Ama biraz hafif ıslandı ama yine sıcak tuttu. Bakın yol böyle. Şimdi yarısı merkezi göstereceğim şarküteriyi ama şimdi burada göstereyim. Böyle burada balık restoranları falan var. Yazın da buraya böyle şey gece pazarı gibi yapıyorlar. Arabalar girmiyor. Bakın burada böyle restoranlar falan var. Sakin, güzel. Şimdi biraz yürüyeyim. Etrafı çekeceğim. Geldim arkadaşlar. Annemler kahve içmişler. İçmişsiniz. Seni beni beklemeyip. Dedim ama sen geleceksin. Ama gelemedin canım. Oo, annem bana şöyle bir enerji deposu yapmış. Bunu zaten yoldan almışım. Kestane şeker şimdi tatacağım. Bu kestane lokum. Bu çok güzel. Kavala kurabiyesi, incir. Tabii ki hepsini yiyemem. Çok fazla gelir. Şu ikisi yenecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunları da belki balıktan sonra tadarız diye düşünüyorum. Annemcimin elinden kahve. Anne o senden aldım var ya kahve makinesi. Dünyanın en güzel kahvesini çok yapıyor. Ve ilk senden almışım. Bunu çok merak ediyorum da bu. Şu çikolata kaplamalı saray helvası. Belki bunu da yarın tadarız kahvenin yanında. Anne bu ne ya biz buraya şey uzun yol. Sen getirdin. Şey açılmak istedim. Pişmaniye, kurabiye, lokumlar, helvalar. Bravo.
Oh, bok köpüklü. Vallahi çok güzel oldu. Afiyet olsun canım. Şöyle bir keyif yapacağım. Mesela tam edit yapıyordum. Anne nasıl geldiğini göstersene. Ben burada editim. Annem bak şöyle geliyor. Sen buradasın sen de. Baba annem böyle geliyor. Böyle böyle geldi. Şaşırdım. Balık ziyafeti başlıyor. Öyle ne balığı acaba? Bu çupra değil mi anne? Babası annesi. Hadi bakalım senden güzel salatalar bekliyoruz Rabuş Hanım. Şöyle bir göster kendini. Ne salatası yapacaksın? Dinliyorum. Domates salatası. Süper. Ondan sonra bugün şef ne havuç, salataları yapacak? Havuç, restoranınızda turup, neler var? Havuç turup, bir de pancar. Üçünü beraber rendeliyorum. Süper. Ondan sonra domates salatası, soğanlı, salatalık, biberli. Süper. Bir de brokoli. Süper. Salatalara doymayalım, yeter çeşit. Aynı daha ne olacak? Balıkta neler var? Balık babamlar arayın, dur. Hanım neydi bu balığın adı? Deniz çuprası. Ya bak dedim ben sana ama levrek çupra mı diye büyük. Deniz çuprası. Ya bu şişe oltana yakalıyorlar ya oltana yakalıyorlar. Ağzındaydı şey. Deniz çuprası gösterdiği var. Deniz çuprası. Deniz çuprası. Oltana yakalıyorlar. Yok radyodaki değil. Lider ufak oluyor. Bu çupra. Deniz çuprası. Evet babacığım balıkta neler var bugün? Bir daha şey sardalya aldım yaptırıyorum. Oh süper. Kalamar karides. Yeter. Oh ne güzel yeter. Bayağı güzel. Arkadaşlar annemler salataları yaptılar. Ben oturdum karışmadım. Şimdi en sevdiğim şey ben de masayı düzenleyeceğim. Gerçekten böyle masayı düzenlemek işte böyle güzel bir şeyler yapmak çok seviyorum. O yüzden masa düzenlemesi ben de çok güzel salatalar yaptılar. O kadar hoşuma gitti ki. Ya böyle değişik değişik salata yemeyi bilmiyorum ben çok seviyorum o yüzden. Bugün tam ben de böyle balık çok özlemişim. Şimdi salata. Şimdi şöyle göstereyim. Böyle beyaz. Bugün beyaz mı sordu? Sabah pembeydi şimdi beyaz. Şimdi ben böyle sabahları koyacağım. Burada neden böyle salata var biliyor musunuz? Gerçekten aile evinde şımartılmak. Ben annemler salata yapıyorlar. Biraz fazla yağ atıyorlar. Ben de çok yağlı sevmiyorum. O yüzden bana böyle ayrı salata yapmışlar. Ayırmışlar yağ atmadan. Tam böyle salatalar. O kadar güzel gözüküyor ki her şey. Şimdi balıklar gelecek ve sonra hazır. O kadar güzeldi ki balık, salata hepsi çok güzeldi. Gerçekten çok çeşitli salata vardı. Sonra çay falan içtik. Ben hala çok tokum. Hepsinden böyle doyasıya salatadan yedim. Salata yedim, brokoli yedim. O kadar güzel ki çay içtim. Şu an hiçbir şey yesim yok. Annemle teyzem içeride bana sarma sarıyor. Ben İstanbul'a giderken buzuma koyayım diye. Çünkü ben gerçekten annemin sarması gibi sarma dışarıda bulamıyorum. Migros'tan alıyorum. İstediğim gibi değil. Onlar şimdi benim sevdiğim tarzda yapıyorlar. Size göstereyim mi? Gelin. Oturmuşlar kıyamam sarıyorlar ya. O kadar tatlılar ki buzuma koyacağım. Ondan sonra ben onu işte tencereye çıkartıp kendim pişirebiliyorum zaten. Anne diyor ki dolabında yer olmayabilir ama götürebileceğim mi? Anne diyorum ben ona yer bulurum sen yeter ki sar ver bana. Hatta annem şey dedi yaprak sarıyorum dedi yanında lahana alırız dedi. Lahana da sarayım dedi iki çeşit olsun. Aslında canım çekti lahana da bayağıdır yemiyordum. Lahanayı kıymalı yapayım dedi daha güzel olur dedi. O yüzden ben bayağı bonuslu gideceğim buradan. İşte ekşi küçük köfteler yapmış kırmızı biber közlemiş nohut vereyim et vereyim diyor. Gene dolu dolu gideceğim. Kızlar. Evet canım. Bir tanesi burada. Bir tanesi şurada. Bakabilir miyim? Bakabilirsin canım. Böyle. Duvar. Çok güzel gözüküyor. Nasıl sayıyorsun? Bak şöyle yapıyorum. Evet. Şunu böyle sıkıştırıyorum. Hı-hı. Ondan sonra bu yandan. Bir sağdan, bir soldan. Şunu şöyle. Tamam mı? Böyle oluyor. Wow. Bakalım Rabia gibi daha güzel sarıyor. Yoksa Nurten Sülün mü daha güzel sarıyor? Biz kardeş olduğumuza göre. Evet ama. İkiniz de çok güzel sarıyorsunuz. Karar evet, veremedim. Kalem gibi. Evet. İncecik. Çok güzel öyle gözüküyor. Güzelim. Her şeyi bol. Malzemesi. Vallahi elinizden gelmeyen bir şey var mı? Peki bunu çiğ yemenin keyfi çok güzel değil mi anne? Vallahi yiyebilirsin kavurdun pirincini. Evet. Annem nasıl yaptı diye sorarsanız arkadaşlar ben biraz soğanları ben doğradım ama sonra da annem de iki tane var bana çünkü gözlerim yandı. Annem zeytinyağlı pirinci kavurdu. Bakın annem yiyor. Annem benim de canım çekti. Ben de bir tane yiyeceğim. Ondan sonra böyle kavurdu.
Bol soğanlı, bol yeşillikli. Ben de bir tane yiyeyim. Böyle bir yenir. Pişirirken en güzel şey dilim limon koyun, öyle pişirin, gerçekten çok güzel oluyor. Limon koy. O ben bu işi seviyorum. Bayağı da var gerçekten, bayağı çıkar. Senin kızın ta İstanbullardan buraya gelsin ve senin ona layık gördüğün yer yer yatağı mı? Kızım bak, zaman olur yerde yatarsın, zaman olur pirinç kaynola da yatarsın. Ona göre ya, zaman gelir çek yatta yatarsın yani, bu böyle doğanın kanunu. Alış anneciğim. Arkadaşlar dün abimin odasına yattım. Benim odamda Meryem teyzeye verdik. Annemler de burada böyle açılıyor, burada yatıyorlar. Bugün oğluşu geliyor diye yatağında yatmama izin vermeyip bana yer yatağı yaptı. Ne yapayım çocuğum, çalışıyor bütün gün. İnanmıyorum. Ama sana şunu söyleyeceğim. Senin tek bir kızın var, bunu da unutma. Herkes tek yavrum. İki tane oğlun var ama tek bir kızın var. Bir kızım var. Bir iki oğlum var. Ondan sonra bir anne var. Şey der misin? Yazın oğlum evleniyor, istediğin zaman gel, iki tane yatak var, istediğinde yat dersin şimdi bana. İstediğinde yat derim. 23 Temmuz'dan sonra geliyorum, o zaman iki tane odam olacak anneciğim. İki tane. Kusura bakma. Yapacak bir şey yok. Doğru. O zaman herkes olsun. Aynen. Bir gidiyor, iki geliyor. İki gidiyor, üç geliyor. Aynen, güzel şeyler olsun. Yani bak, üç tane vardı, kaç olduk şimdi? Evet doğru. Şimdi yani, beş olduk. Beş. Torunlar. Doğru. Ama güzel olan ne? Ufom var. Ufom var. Arkadaşlar yakıyoruz ama evet, yani ev büyük olunca. Kuş büyüğü yorgan. Evet. Annem de beni böyle kandırmaya için. İstanbul'daki battaniyemi en sevdiğim annem de almıştı. Kendim evimde gibi hissedeceğim. Evet aynen öyle yani. Şimdi biz hepimiz 8 kardeştik. Bir odada yatıyorduk. Ama hani onun havası başkadır. Böyle yatağı bir sererdik. Bir tane tahta divanımız vardı. Bir tane. Şimdi mesela en büyüğü evlendi. Onun arkasındaki o tahta divan. Sırayla geçiyoruz. Sanki şeye, prenses tahta geçer. Aynen onun gibi. Ondan sonra biz hepimiz yerde. O giderdi, en son artık ben kaldım. Bütün yer yatağında, divanda benim oldu. En annem. Küçük. Aynen doğru. Ve rahat rahat yani. Ama sana bir şey söyleyeyim. Şaka bir yana, gerçekten mesela böyle bir odanın içinde mesela yatmak daha güzel. Şimdi sen burada, teyzem burada, ben burada yatacağım ya. Hı-hı. Havası başka biliyor musun? Böyle insan seviyor böyle şeyleri. Özlüyor. Evet, birlikte aynı odada kalmak. Biz kalabalık ailede hep beraber olmamız aynen için böyle yer yatağında yatarız, koltukta yatarız. Onun havası başka oluyor. Tabii. Hatırlıyor musun? Biz kuzenlerle nasıl yatıyorduk bayram evet zamanı. Hepimiz tabii iki tane koltuk vardı, hepimiz salonda yer yatağı salonda yapıyorduk. Tabii, odalar vardı de, gitmiyorduk babaannemin odasına. Herkes bir odada birlikte herkes kalıyordu. Evet yani. Hep evet. Buyur canım. Siz de mi varsın? Kızıma yer yatağı yapmışım diye evin istemiyor bana. Ha, oğluşu geliyor diyor. Ondan sonra diyor, oğluşun odasında diyor. Silmedim. Evin temizlik avcısı da geldi. Teyzem de hiç oturmuyor. Ne yapayım? Ve hala sildim mi bunu diyor. Yani, mutfağa geçirdiler elden, şimdi buradalar. Oğluşum ayrı, öbür oğluşum ayrı ama kızım apayrı. Bak sen anne, benim gönlüm böyle anmaya çalışamazsın. Ben senin hep gönlümdesin zaten. Onu sildim canım. Evet. Sen şimdi kendin gör diye sen hissettin şimdi. Efsanesiniz ya. Herkes. Saat gece 1:30 bu arada arkadaşlar. Delirdik. Ama sarmaları sardık. Evet, sarmalar çok güzel oldu şimdi gerçekten. Otururuz, ne yaptınız anne? Yeriz. Paketlediniz mi? Paketledim. Git bak şey. Evet, bir göstereyim onları. Wow, çok güzel. Bakın böyle küçük küçük annemler yaptılar. Bayağı güzel. Burada da var. Böyle kutular. Böyle direkt dolmuş bir şekilde buzluğa koyacağım ben de. Sonra pişireceğim. Artık dükkanı kapatıyoruz arkadaşlar. Dükkan kapatıyor, biz de kapatıyoruz. Ve yarın görüşmek üzere. İyi geceler.